tekme yediği halde, istasyonda olur bu tip işler deyip, ağzına beddua bile almayan mümin erkeği, o Taif'te kanlar içinde kaldığı halde, taş yağmuru altında adeta kaldığı halde, bütün gökler melek olup kapısına yığılıp emret şimdi, ne yapalım bu adamları diye kendisine teklif sunulduğu halde, o pırlanta gibi ellerini kaldırıp, sen affet bunları Allah'ım, bu cahiller bir şey bilmiyorlar, belki bunların çocuklarından biri iman eder, Allah dersen bunları affet diyen peygamberin ümmeti olarak, o Taif dersini, kuru bir siyer bilgisi, menkıbe, çocuklara masal olarak anlatılacak şey olarak görmeyip, o ki Taif'te öyle yaptı, ben çocuğuma nasıl beddua ederim? Tam aksine, 1000 tane rezilliğe bulaşmış, babası olduğuma beni utandırmış bu çocuğa rağmen, ellerimi kaldırıp Rabbim, yavrum bilmiyor benim, sen onu affet, bu cahilliğini görmeyiver, belki sana bu secde etmeyecek ama, belki 10. torunum secde eder sana Rabbim, diyen, sabırlı, sebatlı, mümine Allah'ın selamı var. Hangi selam bu? Selamun aleyküm bima sabartum. Melekler her taraftan, sağından solundan, yedhulûne aleyhim min külli bâb, cennette sağından solundan, önünden arkasından gelip, selamun aleyküm bima sabartum, şu dünyadaki sabrına karşılık sana selam olsun mümin. Sadece melekler mi? Ya, sadece melekler doyurur mu bu çileyi? Ne edeceksin 100 bin 500 bin meleğin selamını? Selamun kavlen min Rabbir Rahim de var. Selam günü. O Rahim olan Rabbinden selam olsun sana. Bu çileli dünya, bu istasyonda o oradan uzanır, bu buradan çeker, başörtünü çeker alır, öbürü eteğine uzanır, etmeyin çocuklar dersin, bir dakika durun dersin, biri tren raylarına atlamaya çalışır, yahu durun gelecek bu tren, durduramazsın. Ama ağzını açıp Allah belanızı versin lan, görmüyor musunuz işte de demezsin. Rabbim, tıpkı Taif'tekiler gibi, bilmiyor bunlar, belki bu sana secde etmeyecek ama, belki 3. torunum secde edecek, affet bunu ya Rabbi diyen baba, selamun kavlen min Rabbir Rahim. Senin o çektiğin çileleri gün be gün, dakika dakika gören Allah sana merhamet edecek ve Rahim sıfatıyla sen Allah'ın rahmetinin en doruk olduğu şeyi bir gün kulaklarının, evlatlarından, çocuklarından, herhangi bir kimseden görmeyeceğin kadar mutlu bir ses duyacaksın. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Rahim olan Allah'ın sana selam verecek o gün.